Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünsüz türemesi vardır? Ciddi. Kelimenin kökü zaten ciddidir arkadaşlar. Burada herhangi bir ünsüz türemesi yok. Allı. Buradaki lığlı yapma ekidir. Telli. Lığlı yapma ekidir. Özellik. Lıklık yapma ekidir. Yani şunu diyebilir miyiz? Kelimenin kökü te, telli. Bu zaten yapma eki. Bu da kelimenin kökü. Ama has, hazzı. Bakın buradaki z türemiştir. Hazzı, ret, reddi, zan, zanlı, his, hissi gibi. 2. Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine 2 nokta ve noktalı virgül getirilmelidir? Şairler hakkındaki hükümlerin isabet derecesi de tartışma konusu olabilir. Aslında virgül bir antolojiyi ayakta tutan iki unsur vardır bak. 2 nokta. Çünkü örnekleri sıralayacak. Bir kere 3'e geliyor. Bunu çok rahat eleyebildik. Burayı da eledik. Şimdi 1'e zaten gelmiyor. 1'i de eledik. Bakalım devamında. Bu 1'i burada nereye biliriz? Ne kaldı? İyi seçilmiş virgül şairin sanatını ve kişiliğini belirten örnekler. Sanatçının genel karakterini öz halinde veriş. Bir daha bakalım. Şimdi bir de bizden noktalı virgül istiyor. Şairler hakkındaki hükümlerin isabet derecesiyle tartışma olabilir. Aslında burası. Aslında bir antolojiyi ayakta tutan iki unsur vardır. Burası iki nokta. Çünkü iki unsur demiş ya. Örnekleri sıralayacak. İyi seçilmiş şairin sanatını ve kişiliğini belirten örnekler. Buraya nokta. Beşe bir kere nokta gelecek. Bunu buradan eliyoruz arkadaşlar. Bize üç lazımdı. Şairler hakkındaki hükümlerin isabet derecesi de tartışma konusu olabilir. Bu noktalı virgül kendisinden sonra bir açıklama gelebilecek cümlelerden sonra gelir. Hani ben daha böyle açıklama derecesine sahip bir kısım aradım ama yok. Zaten bunu eleyerek de gidebiliriz. Cümlenin zaten birin dışında açıklama gelebilen herhangi bir yer söz konusu değildir. Bakın buraya nokta gelecek. 5'e niye nokta? Çünkü burada zaten 2 demiş. Bakın buraya virgül 2 nokta. 2 unsur dediği için virgül ve nokta. Ama 2 değil de birkaç unsur deseydi nokta gelmeyecekti arkadaşlar. Burası da noktalı virgül açıklama geliyor. 3 numaralamış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Kulak ver ki bak ver ki şu ver bir kere bunun kesinlikle ama kesinlikle ki burada ayrı yazılmak zorunda arkadaşlar. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde araba sözcüğü başka bir kelimeyle birleşerek belirtisiz isim tamlaması oluşturmuştur? Araba vapuru. Bak. Arabanızı. Bunu geç. Arabaların. Geç. Arabanın. Geç. Sarı arabalar. Sıfat. Başka araba nerede var? Pardon. Şurada. Araba vapuru. Ne vapuru? Araba vapuru. Zaten belirtisiz isim tamlaması ne sorusuna cevap verir? Ne vapuru? Araba vapuru. 5. Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gerçekte olmayan bir şeyi düşleyen bir anlamı vardır. Şimdi kendimi uzun yaz ikindilerinde güneşin eşya ile cilveleştiği. Bak güneşin eşya ile cilveleştiği. Gerçekte olmayan bir şey var. Masal saatler bir ad tamlamasıdır. Doğru. Yalnız sözcüğü nedir? Edattır. Yalnız sadece anlamı veriyorsa edattır. Etrafta yalnız su sesi vardı. Sadece su sesi vardı. Doğru. Su sesi belirtisiz ad tamlamasıdır. Doğru. Uzun sözcüğü bir ad tamlamasının sıfatıdır. Bakalım uzun sözcüğü nerede? Kendimi uzun yaz ikindilerinde. Bakın. Bir ad tamlamasının sıfatıdır. Aslında doğru bir ifade. Yaz ikindilerine isim tamlaması. Uzun yaz ikindileri de nasıl yaz ikindileri? Uzun yaz ikindileri. Uzun sözcüğü bir ad tamlamasının sıfatıdır. Bu da doğru bir bilgi. Şimdi su sesi bir belirtisiz ad tamlamasıdır. Su sesi doğru. Buna doğru. Yalnız sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır. Cilveleştiği masal saatlerde etrafta yalnız su sesi varken, sadece su sesi varken masal saatler. Hayır, pardon, burada takılmışız. Masal saatleri anlamışım ben. Masal saatler. Nasıl saatler? Masal saatler. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Bir diğer altıncı soruda bize ne soruyor arkadaşlar? Ona hemen bakalım. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sıfatlardan hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? Basit sıfat mı? Türemiş sıfat mı? Bileşik sıfat mı? Bakın. Ilık, liman. Süslü bir akşamüstü. Nasıl liman? Ilık liman. Ama ılımaktan ılık mı? Ilımaktan ılık. Türemiş. Süslü bak lığlı yapma eki var. Gördün mü? Böyle çözeceksiniz. Türemiş. Kendimle yalnız kalmışken anladım. Pardon arkadaşlar. Anladım. Ürkek, cılız, korkak, hayal. Benmişim.
Cılız. Bak şimdi ürkmekten ürkek türemiş. Korkmaktan korkak türemiş. Ama cılıza bak, cılmaktan cılız oluyor mu? Hayır, olmuyor. Bu sadece basittir. Bak araya sıkıştırmış. Güzel bir soru. Araya bunu böyle yapıştırmış. 7. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Böylece bir yandan düşünmesini sürdürürken bak. Böylece nasıl? Böylece zarf. Gül devşirebiliyordu. Biraz daha vakit vardı. Biraz daha zarf. Biraz daha zarf. Nasıl? Zarf. Gül devşirebiliyordu. Ne devşirebiliyordu? Gül. Bu zaten direkt isim olarak kullanılmış. Bunu eledik. 8. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde edata yer verilmemiştir? Ancak sen tazelikte gül yaraşır pencereme. Ancak sadece var. Yalnız geçen ömrüm bir uykusuzluk gecesi çekmişken aynalar beni müthiş solguya. Yalnız geçen ömür. Nasıl geçen ömür? Yalnız. Yerine sadece kelimesi geliyor mu? Hayır. Gelmiyor. Bu yüzden bunun cevabı ne arkadaşlar? Bursa. Birdenbire kalbi titreten bir sümbül sesi. Dağ ardında doğan mehtap gibi. Burada da gibi var. Dostlar ne kadar uykucu şeymiş demeyin rüyası için. İçim var. Burada da gibi var. Demek ki. Yalnızlığın yerine sadece gelebiliyorsa olur. Ama gelemiyorsa edat değildir. 9. Hangisinin yüklemi bileşik fiildir? Bak. Gönderememişti. Yapmamıştı. Bulmuşlardı. Bir kere bu bileşik değil. Görünüyordu. Bileşik değil, gelmişti. Bileşik değil. Bak, bileşik fiildir diyor. Bileşik zamanlı değil. Şu bileşik zamandadır. Şu bileşik zamandadır. Ama şimdi bak, yapmamıştı. Bunun olumlusu ne? Yapmıştı. Bileşik değil. Gönderememişti. Bu E'ye dikkat et. Bunun olumlusu ne? Gönderebilmişti. O yüzden buna biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Bileşik diyeceğiz. 10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili eylemsi diğerlerinden farklı bir türde eylemsidir? Bak şaşılacak şey. Bir kere bu sıfat fiil, sinmiş naftali. Sıfat fiil ağlayınca ınca ince. Zarf fiil. Diğerlerine bakalım. Bilinmedik. Dık dik. Sıfat fiil. Unutulan an en. Sıfat fiil. Yani sorunun cevabı ne arkadaşlar? Sadece burada dikkat ettiyseniz zarf fiil kullanılmıştır. Geldik 11. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? Semavi Bey bir sabah babasının kahvaltıya inmemiş olduğunu gördü. Kim? Semavi Bey. Ne zaman? Bir sabah. Neyi? Babasının kahvaltıya inmemiş olduğunu. Doğru. İçine yağmurlu bir günde birdenbire açan güneş gibi doyumsuz bir sevinç doldu. Ne doldu? İçine yağmurlu bir günde birdenbire açan güneş gibi. Bak birdenbire açan. Bir kere burayı ayıramayız değil mi? Birdenbire açan güneş. Nasıl bir sevinç? Birdenbire açan güneş gibi doyumsuz bir sevinç. O yüzden burada bir yanlışlık söz konusu arkadaşlar. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir? Saliha. Biz İzmir'deyken doğan bebek. Bak evi şenlendiriyordu. Kim? Saliha. Biz İzmir'deyken doğan bebek. Yani ara söz vardır anlamında değil mi arkadaşlar? Ara söz. Kimi açıklamış burada? Biz İzmir'deyken doğan bebek. Saliha'yı açıklamış mı? Açıklamış. Yani bu sorunun cevabı da ne arkadaşlar? Adana. Bu denemeyi de burada bitirdik. Görüşmek dileğiyle.